Tanrı Adem'e elmayı yemeyeceksin dedi. Özgür iradeye sahip olduğunu düşündüğü ölçüde. Adem elmayı sanki yiyebilirmiş gibi düşündü. Halbuki elma zehirdi. Yani ne zaman bu elmayı yese yeryüzüne düşecekti. Adem kendisini cezalandırmış olduğunu düşünecektir. Oysa Spinoza'nın düzeyinde Tanrı ona şunu anlatmak istemiştir. Senin yaşama gücünün formülünü bozacak bir karşılaşma olur. Elmayla karşılaşma. Adem acaba neden bunu zehirlenme türünden algılamayıp da elmayı yiyebilecek özgürlüğe sahipmiş gibi düşündü. Bir şeyi buyruk olarak algılamanın ön şartı elmayı yiyebileceği sanısına sahip olması. Halbuki elmayı hiçbir zaman yiyemeyecektir. Yediği de yok olacaktır. Her zaman. Elma ile Adem bir araya geldiklerinde bir başka birey olur. Elmanın kendi bedenini yok edeceğini, yani bilgisine sahip olmadığı ölçüde Adem bunu ahlaki bir yasaklama olarak varsayacak ve tam da bu yüzden kendisini özgür iradeye sahip zannedecektir. Halbuki Tanrı'nın yaptığı iş cezalandırma değil. Tanrı zaten bu düzenin ta kendisi.